Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 8 Mayıs Pazar, Belmont Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar yine çim pistler iptal, yine pis, sulu çamur gözüküyor. Tabii şu anda birinci koşu koşmak üzere, saatleri görüyorsunuz 20.03. Ben üçüncü koşudan itibaren hemen yarış programına başlayalım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim. Hemen yarış programımızın ilk startını verelim. Üçüncü koşu saatleri 21.10'u gösterirken şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışıyla 6 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 7'li plasa ve üçlü gayan ayağımızda ilk startımızı veriyoruz. Evet, 6 safkanın yer almış olduğu bu koşunun hemen oranlarıyla devam edelim arkadaşlar. Evet, birinci koşun, pardon, üçüncü koşun oranları 1 nolu safkan 2 lira, 2 nolu safkan 2,5 lira, 5 nolu safkan 3 lira, 3 nolu safkan 4 lira, 4 nolu safkan 10 lira ve 6 nolu safkan da 12 liralık orana sahip. Evet, üçüncü koşuda benim tuttuğum safkan arkadaşlar bu Street Sense temsilcisi Flavian Prata statacık olan 1 nolu Air Show. Güzel performansıyla bence de bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Denk safkanlar, onu öncelikli olarak belirteyim. Yani burada bayağı birbirine yakın safkanlar ama bir nolu Air Show kazanacak kıvamda bence. Benim de tek olarak önereceğim isim oldu. Günün dördüncü koşusundan itibaren altılı ganyan ayağımız başlıyor. Maiden dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışı. Evet, çim pistten kuma alınan bir yarış. 3, 5 ve 7 nolu safkanların ekürü olduğu bu koşunun hemen oranlarıyla devam edelim. Tabi bu pist değişikleri maalesef programı biraz geç saatlere taşıyor. Hatta yine dün de söyledim, ondan önceki gün de yine belirtmeye çalıştım. Çünkü farklılaşıyor arkadaşlar, tahminler de farklılaşıyor. Ben o an çime göre hazırlık yaparken yani belki değişme ihtimali yüksek ama diyorum belli de olmuyor ki. 5 saat bir güneş çıksa her taraf kupkuru oluyor. O yüzden hiçbir şeyin garantisi yok. Gelelim buradaki oranlara. 4 nolu safkan 2 lira, 6 nolu safkan 2,5 lira, 10 nolu safkan 4,5 lira, 8 nolu safkan 5 lira, 4 lira o civarda dolaşıyor. 9 nolu safkan 9 lira, 2 nolu safkan da 10 liralık orana sahip. Hemen programımıza geldik. Günün ilk ayağında, yani ikinci altılı ganyanın ilk ayağında benim sıralamış şekilde 4 nolu Capital Gal, bir Constitution temsilcisi Manuel Franco ile statalım safkan, iyi kum orijiniyle ve iki yarış görme avantajıyla bir ilk sırada şans verdiğim isim. 8 nolu Oak Lowe's Fight, bir Race Day temsilcisi Rat Ortiz Junior ile stat alacak olan bir isim. Yine bu pistte etkili koşacak isimler arasında. 10 nolu Vine Gottes, bir Contros temsilcisi Jose Ortiz'e stat alan safkan, ilk kez stat alacak olmasına rağmen bayağı etkili gözüküyor. Yurt dışında çok safkan üzerine oynanan oyunlar var. 2 nolu Mo Nignan Down, bir Loban temsilcisi Luis Cardenas'a stat alacak olan safkan da orijinal olarak bu piste çok yatkın ve bir yarış görme avantajına sahip, bir ilk yarışında dördüncülüğü bence çok iyi. Ve 6 nolu Boss of All, bir Street Boss temsilcisi Joel Rosario gibi usta pilotuyla yine ilk kez stat alacak olmasına rağmen şans verdim diğer isim. 4, 8, 10, 2, 6 benim bu koşudaki sıralama. Günün 5. koşusuna geldik. Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 4 nolu safkanın da yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen oranlara bir bakalım. Evet, 5 nolu safkan 2 lira, 8 nolu safkan 2 lira, 1 nolu safkan 3.30, 9 nolu safkan 5 lira, 2 nolu safkan 8 lira, 3 nolu safkan da 12 liralık orana sahip. Programımıza geldik arkadaşlar. Ben burada 1 nolu Kit Cash, bir tapizar temsilcisi Jose Antonio Gomez'e start alacak olan safkan. Koşmuş olduğu yarışlara göre ben bu yarışta bayağı biraz ön plana çıkan isim oldu. Hatta küçük ve risk sevenler için alternatif bir banko adayım. Her ne kadar 3. sırada olmuş olsa da yurt dışında da aynı şekilde 3. sırada olması lazım. Benim biraz daha gruba göre ön plana çıkan isim, yani eğer risk almak isterseniz yani bence ideal bir safkan 1 nolu Kit Cash, her ne kadar favori değilse de. Ama rakip arıyorsanız da 8 nolu Flocky Flight, bir Kozan temsilcisi Rat Ortiz Junior'a start alıyor. İlk yarışındaki ikinciliği gayet tatminkar. 5 nolu Lord Gatling, bir Noble Mission temsilcisi Dylan Davis'e start alan safkan. 3. yarışındaki ikinciliği gayet iyi olan bir safkan. 9 nolu Desert Leon, bir Desert Party temsilcisi Jose Ortiz'e start oluyor ve yine performans olarak iyilerden. Bir de 3 nolu Smart Joker, bir Practical Joker gibi yine iyi bir kanatına sahip. Trevor McCarthy de ilk bir yarış gören bu safkanda burada şans verdiğim isim. Ama bir bende birkaç adım da olsa ön planda, 8, 5, 9, 3 de rakip arayanlar için önereceğim isim. Günün 6. koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı. Evet, bu pistte değişiklik oldu. 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 11 nolu safkanlarında yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Kaç tane çıkanı var? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Yani 6 tane safkan start alacak. Evet, yarı yarıya bir çıkış oldu. Bakalım buradaki oranlar nasıl? Ben kaç tatlı verdim? 3, 4, 5, 6. Ben hepsini vermişim arkadaşlar. Şimdi baktım hepsini vermişim. Ama ben yazarken koşanlar vardı orada. Çıkmış demek ki onlar da çıkmış. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakayım benim atlar çıkmış mı, ona bakayım da. 13. Yok vallahi benim yazdıklarım hepsi koşuyor. Ama ben yaparken 1-2 tane safkan çıkmıştı, gerisi çıkmamıştı. Neyse yapacak bir şey yok. 10-10 safkan 1.50, 13-10 safkan 2.5 lira, 1-10 safkan 4 lira, 9-10 safkan 5.5 lira, 12-10 safkan 9 lira, 5-10 safkan da 10 liralık orana sahip. Geldik programımıza arkadaşlar. Benim buradaki sıralamaya hepsi çıkmış. Çıkanlar olunca mecbur öyle oldu. Ama sıralama şu şekilde. 10 nolu More Ammo. Bir Empire Microtech isim Manuel Franco ile tek yarışını kazanan isim. Bugün de favorilerde. 13 nolu Boston Post Road. Bir Coelet Road temsilcisi anne kanatında Bernardini. Çamura çok yatkın bir orjin. Ve bu safkanın ilk yarışını kazanıp ikinci yarışında beşinciliği bence iyi. Bir de Chad Brown gibi usta bir antrenör elinde. 9 nolu Mabel Hatter. Bir Not This Time temsilcisi Dylan Davis ile start alacak olan bir isim. Yine grubun tecrübeli isimlerinden ve konuştuğu yarışlar bayağı iyi. 5 nolu Suspended Campaign. Bir Honor Cut temsilcisi Rat Ortiz Jr. start alacak olan bir isim. Yine şanslılar arasında. Bir de bir nolu Creative Caro. Cairo Prince temsilcisi Joel Rosario'da. Yine önlerde şanslı gördüğüm isim. Ama tabii bu kadar at yazıp geriye ne kaldı? 12 nolu Tonot Up. Bu Tonot temsilcisi Trevor McCarthy ile en azından bayağı kapatıp hani herhangi bir kaza bela gelmemesi adına bence ideal safkan olur diye düşünüyorum. Yani 10, 13, 9, 5, 1 daha sonra 12. Yani kısaca hepsi burası. Günün 7. koşusuna geldi. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlere 1400 metre kum yarışı. 3, 6, 7 ve 10 nolu safkanlar yarıştan çıkmış arkadaşlar. Hemen oranlara bakalım. Evet arkadaşlar, burada 4 nolu safkan 11'e 11, 4'e 5, yani 1 lira net oran diyebiliriz veya 0.8 gibi. 9-10 safkan 4 lira, 2-10 safkan 6 lira, 8-10 safkan 6.5 lira, 1-10 safkan 8 lira ve 5-10 safkan da 8.5 lira orana sahip. Yani programımıza geldik arkadaşlar. Burada 1-2-3-4 tane safkan çıkınca yani 6 safkan kalıyor. Arkadaşlar ben burada 4 nolu Equal Pie, bu Koalet Road temsilcisi Irat Ortiz Jr. ile start alacak olan safkan. Son yarışını, bu yıl koşmuş olduğu tek yarışın bir maiden yarıştı ama hani bayağı uzak bir yarış kazandı. Bir de Chad Brown gibi usta bir antrenördü. Ve işin güzel tarafı yine koşmuş olduğu mesafe aynı 1400 ve 1.22 gibi. Yani şu anda bizim İngilizler çim pistte bile bu dereceyi yapamazken bu safkan kum pistte bu dereceyi 1.22 içerisinde koşan bir isim. Hem uzak ara hem de böyle güzel bir derece çıkaran bir isim. Zaten bu kadar açık start listede oranın bayağı köklü atçılarından birisi. Bence bu yarı handikap puan düşük çıkmış, işin ilginç tarafı. Ama her şeye rağmen ben bu safkanın böyle güzel aksiyonlarla yarış kazanan bir isim. Bence bu grubu da geçmesini bekliyorum. Rakipleri sert, kolay değil. Ekseriyetle bana göre en ciddi rakip 9 gözüküyor. Bunun nedenini söyleyeyim, son yarışında bir listed yarış kazanmış olması. Ama son yarışındaki 1400-1.22 yapan bu safkan bence bu yarışta kazanır. O yüzden benim banko tercihim bu safkandan yana oldu. 4 oldu Equal Pie, Brad Ortiz Jr'da banko olarak tercihim isim oldu. Günün 8. koşusuna geldik. Bir grup yarışı, grup 2 dişilere ait. Ruffian Stakes. 4'e yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı ve 6 safkanın yer almış olduğu koşunun hemen oranlarıyla devam edelim. Meşhur Secretariat'in bu pistte işte 2.24 yapmış bir hali var arkadaşlar. 2400 metreyi 2.24 net, yani 2.24 00'la 2400 metreyi. Yani bizim şu anda İngilizler Gazi Kazan'ın dahil olmak üzere 2400'ü işte biliyorsunuz 2.26 içerisinde koştular ve rekor oldu. Ama düşünün bu at kumda 2.24 yapıyor artık. Yani bu rekor kırılır mı? Bence çok zor. Artık uzaydan bir at gelirse belki o zaman kırabilir. Gelelim buradaki oranlara. 3.10 safkan 1.50, 2.10 safkan 1.75, 4.10 safkan 4 lira, 6.10 safkan 9 lira, 5.10 safkan 11 lira ve 1.10 safkan da 10 liralık orana sahip. Hemen geldik günün bu önemli koşullarından birisine. Bence 3 dolu Royal Flag. Bu kendi right temsilcisi o halde Rosario start alacak olan bu safkan. Hem pistin çamur olması bu kendi right'lara da çok yarıyor. O yüzden koşmuş olduğu yarışlara bir grup 2 kazanan, grup 3 kazanan bir safkan. Bence bu yarışta son yarışta bir 5.'li grup 1 ve 1 milyon doların üzerindeki olan bir yarış.
Hani o yarışın beşincilik kalabalık bir grupta. Yani orijin olarak da iyi bir anne kanatı Seagull, en azından bildiğim bir orijin. Anne kanatı Minashap'tan geliyor. Yani bence kazanması en normal sonuç olur. Ama şöyle diyelim, en azından bir banko verdik. Bu da küçükleri sevenler için veya banko tercihini bu ayaktan yana kullanmak isteyenler için 3 nolu Royal Flag ile Joel Rosario ile banko olarak önerebilirim. Ama illa da ben rakip arıyorum derseniz, bana göre en ciddi rakip ilk olarak 4 nolu Search Result. Bu Flutter temsilcisi Rod Ortiz Jr. startlıyor. Rod Ortiz Jr. bu safkanı tercih demiş çünkü 2'ye de biniyordu o. Bu safkanı biraz tercih demiş ama bu safkanın da gerçekten bir grup 2 yarış kazanmışlığı var. Koşmuş olduğu yarışlara göre. Bu az önceki 4 nolu safkanın ekürüsü arkadaşlar. Klarovic Stablis bu 7. koşuda banko olarak verdiğimiz safkanı. Yani belki ondan da anlaşmalı olabilir. O yüzden de bilmiş olabilir. Ama her şeye rağmen bana göre 3'ün en ciddi rakip. Bence 2 önce 4, daha sonra 2 nolu Leader Rocket arkadaşlar. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik kum yarışına ve 10 safkanın yer almış olduğu bu koşunun oranlarla bu yarış programını bitirelim arkadaşlar. Evet, buradaki oranlar 3 nolu safkan 2,5 lira, 4 nolu safkan 3 lira, 1 nolu safkan 5 lira, 10 nolu safkan 5,5 lira, 7 nolu safkan 7 lira, 2 nolu safkan 11 lira, 5 nolu safkan 12 lira, 8 nolu safkan 12 lira, 9 nolu safkan 14 lira ve 6 nolu safkan da 18 liralık orana sahip. Geldik günün son koşusuna. Ben buraya biraz kalabalık tuttum çünkü birbirine çok yakın safkanlar var. Vallahi burası yani kapatmaya kadar gider derseniz gider yani, öyle bir yer. Performanslara baktığınız zaman hepsi de bayağı kazanırdı yani. Öncelik şans verdiğim isim 3 nolu Looney Sima. Bir Ken Ice temsilcisi. Ken Ice de bir curling temsilcisi ve çamur pistlere yatkın. Anne kanatlarına baktığı bir Malibu Beach de bir tapi temsilcisi. Yani çim, çamur çok bayılır. Yani orijinal olarak çamurcu bunlar. Tabi burada curling tabi de var. Onlar da çamurcu başta zaten. Bu curling zaten Ken Ice'ın babası. Neyse sülaleyle de boş verelim. Trevor McCarthy ile benim ilk olarak tercih ettiğim isim ama tabii ki 4 nolu Amount. Amcası koşuyor. Çünkü amcası bu Amount 3 nolu safkanın. Bu Rod Ortiz Jr. start atacak. Bu safkanın bir Todd Blatcher gibi usta antrenöründe ve son 2 yarışını arka arkaya kazanmış. Bu isim de güzel formüyle şu anda favori konumda olan isim. 8 nolu Brakio. Bir Migro Manage temsilcisi. Kendi Karmaçalı start atacak olan bu isim. Yine Todd Blatcher'ın arasında bir diğer isim. İlk yarışını kazanıp ikinci yarışındaki ikinciliği bence harika. Bu safkan da boş safkan değil. 10 nolu Nicholas James. Bu safkanda bir Lysan temsilcisi. Jose Ortiz'e start alıyor ve ilk yarışını kazanan bir isim. Ve 1 nolu Full Moon Weaver. Bir Flex temsilcisi. Dylan Davis'e start alan safkan da yine performansı iyi gözükenlerden. Bir de 2 nolu Onca Aijian. Bir Street Sense temsilcisi. Jose Antonio Gomez de son yarışı kazanan bu isim de yazılması gereken son isim olur. 3, 4, 8, 10, 1, 2 bu koşudaki sıralama. Hemen şablonumuza bakalım arkadaşlar. 3. koşu 1 tek, 4. koşu 4, 8, 10, 2, 6, 5. koşu 1, daha sonra 8, 5, 9, 3, 6. koşu 10, 13, 9, 5, 1, daha sonra 12, 7. koşu 4 tek, 8. koşu 3, daha sonra 4, 2, son koşu da 3, 4, 8, 10, 1, 2 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum yarın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu arada yarın arkadaşlar pazartesi, yani sadece üyelere özel olacak. Bunun bilgisini vereyim arkadaşlar.